Arkadaşlar selam. Kesimini ve dikim aşamasını YouTube kanalına yüklediğimiz pantolonumuz hazır. Arkadaşımız giydi. Yani bizce çok güzel durdu. Çok uygun maliyetli. Ve 25-30 dakikada bitireceğiniz bir pantolonumuz arkadaşlar. Yakınına geliyorum. Evet, yüksek kesim. Hayırlı olsun. Arkadaşlar selam. 4-5 gün önce kesimini yaptığımız palazzo modeli pantolonumuzun dikimini yapacağım şu an sizlerle beraber. Ben eşyalarımı hazırladım. Cep torbamı hazırladım. Cep karşılığım, fermuarım, kemerim. Daha önce kemer kırmayı falan göstermiştim size. Hepsi hazır arkadaşlar. Ve başlıyorum. Hemen cep torbamı üst üste getirip çıtlarımı atıyorum arkadaşlar. Cep karşılığını peşinden dikmiyorum. Daha önceki videoda peşinden dikmiştim. Pantolon çizgili olduğu için çizgileri tutturacağız. Hemen 1 santimden dikişini vuruyorum arkadaşlar. Çıtın karşısında bitiriyorum. En pratik şekilde dikmeye çalışacağım. Bunun giyilmiş halini de göstereceğim inşallah size arkadaşlar. Çizgilerini tutturma maksadıyla cep karşılığını peşiyle takmadım. Herhalde bu pantolonun en zor yanı bu çizgilerini tutturmak olacak. Başka bir şey yok. Evet arkadaşlar. Çizgileri tutturduktan sonra düzeltmesini yapıyorum. Cep karşılığını fazlasını atıyorum. Çıtımızdan 1,5 santim aşağıdan arkadaşlar. Çıtımı atıyorum ve cebimi temiz bir şekilde çeviriyorum. Çevirmeden önce. Cep torbamı dikiyoruz. Çıta çıta denk getirerek arkadaşlar dikişimizi atıyorum. Sıfır bir kesim yapıyorum. Yarım santime yakın döneceği için daha temiz çıkar. Evet arkadaşlar, ikinci cebimizi de yaptık. Onu videoya almadım zaman geçmesin diye. Şimdi hemen arkadaşlar yüz yüzeye veriyorum. Fermuar takımına geleceğim. Bakın, bacak arası ön oyuntuma 1,5 santim pay veriyorum. Direkt vuruyorum arkadaşlar. Şuradaki verdiğim patlet payını 1 santim yukarı geçiyorum arkadaşlar. Tutturmamı yapıyorum. Hemen fermuarımı alıyorum. Fermuarımı direkt patlete dikiyorum arkadaşlar, zorlanmamak için.
Şimdi fermuar takımının ne kadar basit olduğunu göstereceğim size. Patlete diktim arkadaşlar. Çektiğim dikişi. Şöyle 2-3 milim kaydırarak fermuara sıfır bir şekilde dikiyorum arkadaşlar. Fermuarım dikildi. Hemen hiç değiştirmeden üst patleti aynı şekilde kapatıyorum. Çeviriyorum arkadaşlar. Öne doğru hafif bir mil yukarıya doğru düz çıkmıyorum. Vurdum arkadaşlar. Sadece patlet dikişim kaldı. Onu da alt patı geri doğru alıyorum. Dikiş çektiğim zaman tutmasın diye 3 santimden vuruyorum arkadaşlar. Şurada da hafif bir patlet ovalliğini vuruyorum. Alt patı düzeltiyorum. Tutturmayı yapıyorum. Şöyle göstereyim. Sonra içeriye de bir patlet tutturması yapıyorum. Pantolonu giyip çıkarken yük fermuarda değil de şuradaki dikişte olsun diye arkadaşlar. Bu da ufak bir ayrıntı. Pantolonun önü, cepleri ve fermuarı tamam. Şimdi hemen pile olayına gireceğim. 3 santimlik bir pat dikişi. Patımızı tutturmadık. Evet. Geniş bir pile veriyorum arkadaşlar ön kısmına, tam ön ortaya. Kemerimiz 34'tü. Kemerimize göre ayarlıyoruz pilemizi. Pilemizi tutturdum arkadaşlar. Hemen mezura yardımıyla 5 santime pile kırmışız. Ona bakıyorum. Aynı pileyi buraya da kırıyorum arkadaşlar. Direkt 5 santime pileyi bitirmişim. Evet. Evet. Şimdi tabii de kemer ölçüme bakıyorum. 34 santim, tamam. Kemer ölçüm de sağlam. Evet. Pide hazır arkadaşlar. Ütülerken düzgün bir şekilde çıkartacağız. Şimdi hemen arka alıyorum. Arka pens çalışmasını, arka payla yandaki dikiş payı 1 santim üst üste veriyorum. Payları üst üste veriyorum. Ortasını buluyorum arkadaşlar. Pens olayını vuracağım. Arka pensin düzgünlüğü, arka oyuntuyla yan dikişi üst üste getiriyorum. Çizmeden pensi vuruyorum arkadaşlar. 8 santim aşağı iniyorum. Ben hiç tutturma yapmam. Penste şişkinlik çıkmasın diye. Makine alttan kendini işlediği için sökülme falan olmaz. Şurada da aynı şekilde çıtımı tutturdum arkadaşlar. Gene aynı şekilde yan dikişle arka dikişi üst üste getirdim. Pensimin düzü odur arkadaşlar. Pratiklikte odur. 8 santim dediğim gibi tutturma yapmıyorum. Hemen yanlarını vuruyorum. Değişmeyen bir kural gene. Dikişimiz her zaman ön bacak üstünden olacak.
Erkekte de bayanda da değişmez arkadaşlar. Yan dikişi çatıyorum. Bakın arkadaşlar, dışarıdan tutturduğum şu dikiş cebin kenarında benim yanda gideceğim yeri belirliyor. O dikişi 1-2 milim üstünden diktiğim zaman tutturmayı da yapıyorum. Benim cebimin çok düzgün çıktığını gösterir. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Yan sıfır, cebi tutmamış ve tertemiz bir şekilde. Yani şu tutturmayı yapmamın sebebi o arkadaşlar. Hemen şu yanda vuruyorum. Bir santimden. Cep tutturmasını yapıyorum, sağlamlaştırmayı. Yan dikişimiz de tamam arkadaşlar. Şimdi kemer takımına geçeceğim. Kemer takımına geçmeden önce üst cebimi temizliyorum. Fermuarı kesiyorum. Aynı şekilde burada da aynı işi yapıyorum arkadaşlar. Fermuarı çekerken dikkat ediyorum, yukarıya kadar vermiyorum. Fermuarın üstü kesildiği için kaçar. Tamam. Şimdi kemerimi alıyorum. Bu sefer oruluksuz bir kemer çalışacağım. Daha önce çalıştığımız kemerin tam tersi. İç taraftan başlıyoruz vurmaya. Bir santim pay bırakmıştım arkadaşlar. Bir santimden vuruyorum. Bu da farklı bir kemer çalışması. Oruluksuz. Dikişlerini yatırıyorum arkadaşlar. Arka penseri, arka dikişlere doğru yatırıyorum. Hemen daha önce kırdığım yerden ters çevirip ölçü olarak kullanıyorum orayı arkadaşlar. Ön ilik açacağım yeri hazırlıyorum. Açıyorum. Çeviriyorum arkadaşlar. Bu tarz kemerlerde üstten 1-2 milimlik spor dikiş kullanıyoruz arkadaşlar. Gizli yapmak istiyorsak içten vuruyoruz. Spor dikişi yapacaksa dıştan vuruyoruz. Tutmamızı yaptık. Aynı şekilde üstte de bir ince spor dikiş çekiyorum. Evet. Kemerimizin fazlasını atıyorum arkadaşlar. Hemen diğer kemere geçiyorum. Aynı şekilde bir santimden başlıyorum.
Ben sizi yine arkaya yatırıyorum arkadaşlar. Bir santimlere uyduğum zaman kemer üst üste binme, üst üste orijinal gibi biner. Bir tarafı uzun, bir tarafı kısa çıkmaz arkadaşlar. Aynı şekilde daha önce ütüyle kırdığım yeri baz alarak buradaki uç kapatımını yapıyorum. Fazlasını da kesiyorum. Bir iki milimden üst dikişimi çekiyorum arkadaşlar. Aynı şekilde üst tarafını dikiyorum. Fazlasını kesiyorum. Kemer kontrolünü de yapıyorum arkadaşlar. Evet. Kemer kapatımımız çok güzel. Kemer çizgilerimizi dahi tutturduk. Şimdi hemen bacak arasını çatıyoruz. Pantolonda sona doğru gidiyoruz. Son 2 dakikamız. Böylelikle pantolon dikiminin ne kadar basit olduğunu da görmüş oldunuz. Birkaç püf noktasını öğrendikten sonra yine dikişimizi dikkat ettiyseniz ön bacaktan başladık, alttan üste çıktık. Üste de ön bacaktan başlıyoruz. Nasıl bitirmişsek öyle başlıyoruz arkadaşlar. Yaptık. Şimdi son dikiş, arkayı kapama dikişimiz olacak arkadaşlar. Önünü tutturuyoruz. Daha önce çizimde pay diye verdiğimiz 4 santimden tutturuyoruz arkadaşlar. Çizgisi şurada duruyor. Ve belimizi ölçüyoruz. Bakıyoruz, belimiz 33,5-34, bir yarım santim genişletiyoruz arkadaşlar. Yani tam çizgiye denk geldi. Hemen arkamızda kapatıyoruz. Önü vurmaya başladığım zaman o verdiğim 1,5 santim burada işe yarıyor arkadaşlar. Bacak arasını çatarken açıp vuruyorum. Dikkat ettiyseniz bir kere bile kalkmadan, ütüye kalkmadan pantolonu bitirdik. Kesimde tam verdiğimiz payın üstünden dikişimizi çekiyoruz arkadaşlar çizgiden. Kemer tutturmasını yaptım.
Arka kemer çizgilerimiz de tuttu arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Temiz bir şekilde. Kemeri sağlamlaştırıyorum. Arka kemer tutturmasını yapıyorum. Pantolon dikimimiz bitti arkadaşlar. 34 beden, 34 kemeri olan pantolon. Bunun giymiş halini de size göstereceğim. Çok kısa bir sürede diktik. Bugünlük bu kadar arkadaşlar.